Şimdi gelir. Geldi. Hadi yürü yavrum. Sen nereye sen? Ben de geliyorum sizle burada. Bunlarla kalacak değilim. Sen bizimle hiçbir yere gelmiyorsun. Anladın mı beni? Senin yerin sancaktarların yanı. O kadar. Anne saçmalama. Anne deme bana be. Anne değilim ben senin. Bana bak. Bir daha aklının ucundan bile geçirmeyeceksin Çukurdere'ye geri dönmeyi. Anladın mı? Senin yerin burası. Burada kalacaksın. İşte o kadar. Anne ben ne yaparım burada? Damla. İyi misin? Zamanla her şey yoluna girecek. Merak etme. Kızı kandırma. Hiçbir şey yoluna girmeyecek. Gerçeklerden kaçarak yaşanmaz. Bu kız analığının nasıl ahlaksız biri olduğunu biliyorsa dedesinin de nasıl bir insan olduğunu öğrenmeli bence. Damla'yı rahat bırakın artık Esma Hanım. Yeter. Anlatsana Yiğit. Damla'nın hayatı nasıl bu hale geldi anlatsana. Annesinin babasının nasıl öldüğünü anlatsana Yiğit. Esma Hanım. Damla'nın doğruları bilmeye hakkı yok mu? Azim Sancaktar'ın yaptıklarını bilmeye hakkı yok mu? Neymiş Azim Sancaktar'ın yaptıkları? Cevap ver. Ne yapmış Azim Sancaktar Esma? Ne saklıyorsunuz benden? Neden susuyorsunuz? Ne saklıyorsanız benden, ben artık bilmek istiyorum. Esma Hanım, annem ve babam neden öldü? Artık dayanamıyorum. Lütfen bana cevap verin. Neden öldü annem ve babam? Neden hepiniz susuyorsunuz? Neden susuyorsun? Anlatsanıza bana. Yeter! Damla. Damla. İki günde kızımı affettiniz. Damla! Ben sana ne dedim? Ben sana ne dedim? Azim kendine gel. Söylersen seni öldürürüm demedim mi? Azim ne yapıyorsun? İçeri gir. Bırak beni, bırak. Yürü. Bırak. Gel benimle. Bırak diyorum Azim, yapma yapma. Azim, Azim ne olur. Azim ne olur. Azim yapma yapma yapma. Azim. Anne! Bırak! Bırak! Ne istedin çocuktan? Ne istedin Damla'dan?
defolun. Defolun hepiniz. Hepiniz gidin. Defolun, çıkın buradan. Hepiniz, hepiniz defolun buradan. Çıkın, 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 gidin buradan. Baba, defolun. Baba ne olur defolun, yapma. Gidin baba çıkın, sakin ol. Dayı bir şey yok sana ya. Çıkın buradan. Baba. Uzak durun benden lan. Sen de çekil be. Yok ol. Bana hesap vereceksin Esma. Hesap vereceksin. Hesap vereceksin. Damla! İstemiyorum. Hiçbir şeyinizi istemiyorum. Kıyafetlerinizi istemiyorum. Paranızı, pulunuzu, hiçbir şey istemiyorum. Manyak mısın ya? Özür dilerim. Manyak ya. Hiçbir şeyinizi istemiyorum. Hiçbir şeyinizi... Damla! Damla! Günahlarımın bedelini ödemek için bir defa, ilk defa bir fırsat geçti elime. Neden izin vermiyorsun? Neden izin vermiyorsunuz? Ölüyorum. Ölüyorum ulan. Ölüyorum. Kalan 3-5 aylık ömrümde torunumu sevmeme izin verin. İzin verin. Ben evladımı senin yüzünden öldürdüm. Senin yüzünden oldu her şey. Öz kızımın canına senin yüzünden kıydım ben. Beni Ercüment'le birlikte polise ihbar ettiniz. Biliyorum. Biliyorum. Asim. İstediğin kadar inkar et. Biliyorum. Asim, seni ben ihbar etmedim. Yalan söyleme. Ama torunuma dokunmanıza izin vermem. Onu harcatmam size, anladın mı? Ben... Ben anlatana kadar Damla annesiyle ilgili gerçekleri hiçbir zaman öğrenmeyecek. Hiçbir zaman. Sen de hem Damla'dan hem de ona analık yapan Maksude'den özür dileyeceksin. Özür dileyeceksin.
son şansı. Son şansın Esma. Damla. İyi misin? Üşüdün değil mi? İyisin değil mi? Annem ve babam nasıl öldü? Annem ve babama ne oldu? Anneme ne oldu? Deden arıyor. Efendim? Damla yanında mı? Evet yanımda. Yiğit. Damla sana da aynı soruları soracak. Anneme ne oldu diyecek. Ne olur ona söyleme gerçekleri. Tamam merak etmeyin. Ben yarın onunla konuşacağım. Damla sana emanet. Peki anlaştık. Sağ ol. Seni çok merak etmiş. Neden ben ilgisi var? Hiç bilgisi yok. Zaten yarın sana her şeyi anlatacak. O zaman Esma'nın neden öyle dedi? Çünkü seni üzmek istiyor Damla. Azim Bey'le aranı açmak istiyor. O zaman niye götürdün beni oraya? Madem beni istemiyorlar, beni oraya neden götürdün? Ne işim var benim orada? Ben şimdi nerede kalacağım? Aksu'da annem beni istemiyor. Kalacak bir yerim yok. Ben şimdi ne yapacağım? Baba bir sabret, sabret. Ya hem tersten geliyorsun, hem yolu kapatıyorsun, bir de artistlik yapıyorsun kardeşim ya. Ulan. Lan oğlum sen akşam akşam belanı mı arıyorsun lan? Tamam be, tamam. Lan 3-4 kişi oldunuz, kabadayılık mı yapıyorsunuz oğlum? Hadi dayı bas git hadi. Dayı, lan yürü git. Çocuklar buraya gelin. Hadi. Hadi. İşinize bakın. Ben geldim ben. Ne oluyor ben geldim ben. Ne buyurup duruyorsun? Çek arabanı yolumun üstünden. Yolumu kapamışsın. Ayıp oluyor ama Maksude abla. Abla senin anandır, anladın mı beni? Kızım, ver şu adamın parasını. Bunlar bu arabayı çekene kadar 4. köprü kurulur burada. Ay 20'ye derdim, daha fazla yok yani işte. Yürü çocuğum. Maksude abla. Ne var, ne? Damla'yı gördünüz mü? Nasıl, iyi mi? Sana ne Damla'dan? Çöpçüler kralı Fırat. Fakir fakir haliyle benim kızımı soruyor be. Bana bak, sen Damla'yı unut. Benim çocuğumu aklından çıkart. Unut Damla'yı. Sana hesap mı vereceğiz hem lan? Sen git kendine, kendi çapında birini bul. Tezgahtar olur, overlockçu olur, gerekirse gündelikçi olur. Bana bak zaten tepemin tası atık. Rahat bırak beni. Yürü. Bıktım lan. Bıktım ben bu hayattan lan. Bıktım. Dalga geçtiler lan bende. Karışık kuru yemiş tabağındaki beyaz leblebi gibi ortada kaldık. Yine kız görüyor musun halimizi? Yine ortalarda kaldık. Rezil ettiler beni, nasıl aşağıladılar. Nasıl aşağıladılar beni, nasıl hakaretler ettiler bana.
Ben büyük bir yeteneğim. Ben büyük bir yeteneğim. Anne! Anne yavrum! Anne! Anne! Anne Allah aşkına dur! Anne! Anne dur! O kadar mı kötü benim sesim? Yok yok yok. Allah'ım, bir kapıyı kapıyorsun, arkasından bir kapıyı daha kapıyorsun benim yüzümden. Bana neden bunu yapıyorsun? Bu garip aksi değeriye yapıyorsun bunu. Detone miyim kız ben? Yok annem, nereden çıkartıyorsun? Değilim tabii. Bu sese bülbül öte lan! Bu sese bülbül öte! Deplasmandaydım ben orada. Çok heyecan yaptım. Kendi sahnemde olsam hayran kalırlardı bana be. Bak şimdi bak. Bak sana bir şey yapacağım şimdi bak. Annem vallahi çok iyisin. O Maksu böyle şişim şişim şişinerek gitti ya. Yok bundan sonra sancaktarların konağında kalacakmış da. Yok bundan sonra sosyeteye katılacakmış da. Kaba etimin sosyetesi. Ama ben biliyorum. Damla'ya güveniyor. Ama o sancaktarlar var ya, o sancaktarlar. O paçoz Maksude'yi konaklarının kapısına paspas niyetine bile koymazlar. Damla iyi kızdır. Analığını aç açıkta koymaz. Nazlı kız. Ya o konağın kapıları bize tamamen kapandıysa? Ya servet böyle ayağımızın ucuna gelmişken biz bunu alamazsak? Ya biz o servette hiç yüzemeyeceksek? Ha? Yemin ederim benim içime yine ateşler basıyor. Ve ben yine deliriyorum, hissediyorum yani. Aman annem bak, gözünü seveyim, Allah aşkına sakin ol. Kim kız bu? Alo. Lan alo diyorum. Kime diyorum? Ses versene lan. Sapık mısın lan? Konuşsana. Maksude Hanım, Esma ben. Esma Sancaktar. Vay arkadaş, yapma ya. Alo. Hayatım, kim dediniz? Tam şey yapamadım, çıkaramadım sesinizden. Esma. Esma Sancaktar. Malum bu akşam bir yanlış anlaşılma oldu. Ben de bunu telafi etmek için yarın dilerseniz kızınızla birlikte sizi yelken kulübünde ağırlamak isterim. Özür diliyor bizden. Yalakalık yapıyor. Yelken kulübe davet ediyor. Oraya gelin diyor. Köpekçek anne, köpekçek. Dur bak. Alo. Hayatım. Esmacığım, yani yarın da o kadar dolu ve yoğun bir günümdeyim ki yani. Nasıl olacak gerçekten ben de bilemiyorum ama tabii yani sen çok rica ediyorum, yalvarıyorum falan dersem düşünebilirim bir ihtimal. Bana bak. Bana bakın Maksude Hanım. Yarın yelken kulübüne gelin lütfen. Sizden rica ediyorum. Yalvarırım,
yarın kulübe buyurun. Kız Esmuş, ağlama ağlama, geliyoruz kız. Hadi öptüm. Al bakalım. Orada mı bekleyeceksin? Yiğit Bey, benim burada kalmam pek münasip kaçmayacak. Çünkü Azra'nın buraya geldiğimi öğrenince ortalığı birbirine şey etmesin. Şey falan etmez. Deden seni bana emanet etti Damla. Şimdi burada kal, dinlen, sakinleş. Yarın da seni dedenin yanına götüreceğim. Anlaştık? Nasıl? Ben dedemle konuşmayacağım. Hayır efendim. Burada kalıyorsun. Yarın birlikte holdinge gidiyoruz. Ve dedenle görüşeceksin. Şimdi sana mis gibi bir yatak hazırlıyorum. Yalnız... Yerinde olsam acele ederim. Çünkü yarın sabah erken gideceğiz holdinge. Ben bir şey söyleyebilir miyim acaba? Söyle, seni dinliyorum. Ben bayağı acıktım da. Acaba yiyecek bir şey var mı? Çünkü benim şekerim düşüyordu aç kalınca. Yani burası bekar evi sonuçta. Hatta şu an hiçbir şey yok. Fare dolaba düşse başı yırılır. Yani öyle istediğini bulamazsın. Ama ne yemek istersen sipariş verebiliriz. Ne söyleyelim? Salçayla ekmek de mi yok? Var. Salçalı ekmek mi yiyeceksin? Hı, azıcık da tuzlarız. Tamam, peki. Bir de Yiğit Bey. Efendim? Bir de ben böyle mi dolaşacağım? Yani böyle bir alt aşortman falan bir şey yok mu? Alt aşortman. Anladım. Var tabii var. Yiğit Bey mi desem? Yiğit mi desem? Ne desem bilemiyorum ki. Aç şu telefonu Yiğit. Aç şu telefonu. Boşuna uğraşma tatlım. Yiğit Bey Azim'in pek değerli torununun peşinden gitti. Almıştır kollarının arasına. Teselli ediyordur şimdi. Bu ne demek ya? Azra görmüyor musun sen? Damla denilen bu kız aileyi paramparça edecek. Sen bunu göremiyor musun? Anne sen ne demek istiyorsun? Gözünü aç diyorum. Gözünü. Bunlar aç kurt gibidir. Her tarafa saldırırlar. Yiğit'ten iyisini mi bulacak kenar mahalle artığı? Ah Azim, ah. Kendini de ailesini de rezil ediyor. Rezil. Ha. İkisini aynı evde bulursa gelip dizimde ağlama sakın, tamam? Olmaz öyle bir şey. Olmaz değil mi? Azra, annesi konsomatris. Kızından ne bekliyorsun? Madem kendi demiyor, sen niye diyorsun? Ama niye kimse harcayacak?
Filmin sonunda bu kadın ölüyor. Biliyor musun? Sen al sen ye. Ama bak, boğazından geçmez vallahi sır, ne olur. Afiyet olsun, sağ ol. Kızmazsan bir şey sorabilir miyim? Sor bakalım. Biraz daha ekmek var mı? Niye gelmediler? Ben biraz zor duyuyorum. Ben sana ekmek getireyim o zaman. Ver bakalım tabağını. Niye açmıyorsun? Şu telefonu hiç niye açmıyorsun? Umarım o kız senin evinde değildir Yiğit. Umarım annem yanılıyordur. Yoksa ikinize de bu dünyayı dar ederim. Dolapta kalan son 3 dilim ekmek. Artık doymak zorundasın. Benim yüzümden mi açmadın? Eğer tatsızlık olacaksa ben gidebilirim Yiğit Bey. Damla, yemeğini ye. Annemle babam bunlar değil mi? O fotoğrafı yerine koy. Şimdi ya. Niye açmıyorsun telefonlarımı? Bin kez aradım seni. O kız burada mı Yiğit? Azra. Bunun ne işi var burada? Ha? Ne işler çeviriyorsunuz siz? Hemen çık bu evden çabuk. Azra Hanım yapmayın. Hala konuşuyor, yürü dedim sana. Azra. Azra ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Bir kendine gel. Bu kız bu evden gidecek Yiğit, anladın mı? Bu kızı hemen şimdi bu evden göndereceksin. Azra. Tamam, benim yüzümden kavga etmeyin, ben gidiyorum. Tamam mı? Ben gidiyorum. Damla, sen hiçbir yere gitmiyorsun, otur oturduğun yerde. Öyle mi Yiğit? Öyle. Sen ben ne dersem yapmak zorundasın. Bu kız bu gece burada kalmayacak. Sen benim sahibim değilsin. Bana emir verme. Eğer illa biri gidecekse o sensin. Çünkü Damla benim evimde kalacak. Sen ne hakla bana bunları söylersin? Ha? Sen kimin sayesinde buralara geldin? Sen bu evi kimin parasıyla tuttun? Ha? Bu eşyaları, bütün bunları kimin sayesinde aldın? Senin annen baban ölmüştü. Benim babam senin elinden tuttu. Sahip olduğun her şey benim babamın sayesinde, benim sayemde.
Evin, araban, şu üstündekiler, her şey bizim sayemizde. O yüzden ben ne dersem onu yapmak zorundasın. Anladın mı Yiğit? Ben ne dersem onu yapmak zorundasın. Yeter! Yıllardır senin ailenin kahrını çekiyorum ben. Her şeyinizle ilgilendim. Aptal kardeşinin çapkınlıklarıyla, annenin kirli işleriyle, dayının peşinize taktığı karanlık adamlarla, her şeyle! Şimdi daha fazla kalbini kırmadan sesini kes ve çık git buradan. Her şey daha yeni tanıdığın şu iki paralık kız için değil mi? Gel buraya. Bırak beni! Yeter. İkinizi bu evde yalnız bırakmayacağım Yiğit, anladın mı? Beni buradan gönderemezsin Yiğit. Daha fazla kendini rezil etme, çık. Yiğit, bu kapıyı benim suratıma kapatamazsın. Gazra, iyi geceler. Yiğit! Aç kapıyı! Aşkım sana! Günah. Çok günah. Damla hiç uğraşma. Temizlerler burayı yarın. Elini keseceksin. Gel. Merhabalar. Yarın sabah erken kalkacağız. Hadi gel dinlen biraz. Ben Azra Hanım söylediğinde duydum da sen de benim gibi anasız babasız büyüdün. Peki nasıl oldu? Nasıl kaybettin onları? Bu konuyu kapatalım. Hadi Allah rahatlık versin. Hadi bakalım. Peki nasıl oldu? Nasıl kaybettin onları? Ne oldu, iyi misin? İyiyim, sorun yok. Nasıl oldu o yara?
çocukken kaza geçirdim. Peki annen ve babanı o kazada mı kaybettin? Çok üzüldüm. Kimsen yok mu peki seninle? Anneannem. Sadece o var. O mu bitsin? Maksude annemin beni büyüttüğü gibi. Deden bizi bekliyor. Hazırlan artık. Hadi. Kız maşallah çok güzel oldu pedikürüm. Şu uçları biraz daha törpülalım. Maksuş ablasının gülü. Maksude ablan sosyeteye giriyor kız. Güzel olması lazım. Ha? Kim? Devamet. Nazlış. Annem ben sana bir şey söyleyeceğim. Bak ben bu Esma Sancaktar'a çok yükseldim ha. Yemin ederim içimdeki öfkenin şiddetinin yani haddi hesabı belli değil. Bu ayakları öptüreceğim ben ona. Ondan çipka kırmızı sürdürdüm. Anladın? Çok güzel oldu. Öptüreceğim. Ya abla sen önce bir borcunu öde. Defterde yazıyor bak. 3 balyaj, 4 manikür, 2 kaş, 1 bıyık. Bana bak Coşkun. Ne parası lan? Ben sana ne parası vereceğim? Sen daha üstüne para vereceksin bana. Neden biliyor musun? Çünkü bugün şu an benim burada bulunmam senin için çok büyük bir gurur kaynağı. Anladın mı beni? Sonuç olarak koskoca Sude Şahin'im ben. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Akşama sünnet düğünü var. Geliyorsunuz değil mi? Kız Kermuş, sen mi olacaksın sünneti? Hadi oradan terbiyesiz. Maksude bir şarkı söylersin artık. Bu mu şarkı söyleyecek? Ha. Bu şarkı söylerse çocukların ***leri kendiliğinden düşer. Anne bak düştü. Vallahi seni fönle döverim ha. Ya Maksude ablam ne olur gel. Hem bak çocuklar da çok sevinir. Ha? Tamam kız Şiko. Hı-hı. Sen istersin de ben gelmez miyim? Yeni repertuarımdan bir iki tane yeni parçam var. Onları da seslendiririm. Hı-hı. Belki Esmus Sancaktar'ı da getiririm. Hah. Tamamdır. Bu iyice manyağa bağladı. Kız, koskoca Esma Sancaktar'ın ne işi var Çukurdere'de? Ben getiririm diyorsam getiririm anam. Kaç katlı bu? Burası senin. Ne? Nasıl benim? Bayağı. Dedenin olan ne varsa bir gün senin olacak. Peki dedem nasıl bu kadar zengin oldu? Çok mal haramsız, çok laf yalansız olmaz derdi Maksude annem. Belki de doğrudur. Hadi gel. Asma abicim, şimdi ben böyle birdenbire böyle geldim ama kusuruma bakma. Ben çok müşkül durumdayım abi. Uzatma Rıza. Abi sen biliyorsun ben bunca zaman senin için onlarca cinayet işledim abi. Damadını bana öldürttün, kızını bana boğdurdun, hatta torununu bile pavyon karısını... Yeter! Kes sesini! Ben bunca zaman konuşmadım abi.
Konuştu mu? Konuşmadım. Seni sattın mı abi? Satmadım. Satmam ben. Ben satmam abi. Ama ne oldu? Abi alkolik oldum böyle. Sefil oldum, oldum. Ha? Reva mı bunlar bana abi? Sen böyle gökdelenlerin tepesinde yaşıyorsun abi. Ben böyle fare gibi yerin delin dibinde yaşıyorum abi. Ha? Bir yardım elini uzat bana abicim. Ha? Abi Rikete, yardım elini uzat bana abicim. Ulan zamanında sana dünyanın parasını verdim. Sen ne yaptın? İçkiye, karıya, kıza harcadın hepsini. İstedikçe verdim, sen har vurup harman savurdun. Tamam. Peki abi. Ben şimdi ne yapayım o zaman? Ha? Gidip polise mi anlatayım? Yoksa torununa mı söyleyeyim abi ha? Ulan ona bak. Bu odadan sağ çıkamazsın. Anladın mı? Bu odadan sağ çıkamazsın. Rıza, öldüreyim mi seni? Öldüreyim mi seni Rıza? Öldüreyim mi Rıza? Öyle öldüreyim mi seni? Rıza, öldüreyim mi seni Rıza? Öldüreyim mi seni Rıza? Öldüreyim mi? İşte geldik. Kazım Bey. Odasında olmayabilir. Buyurun içeride bekleyelim. Hoş geldiniz çocuklar. Girin, girin içeri. Benim de bir misafirim vardı. O da şimdi gidiyordu. Gelin. Rıza. Hadi sen çık artık Rıza. Damla, torunun. Git artık Rıza, hadi. Biz seninle ayrıca hesaplaşacağız. Hadi git artık. Eyvallah abi. Eyvallah. Kim bu adam? Nereden tanıyor beni? Eski bir tanıdık. Alkolün zavallının biri. Benden yardım istedi. Sen hiç ona kafanı takma kızım. Gel. Geç şöyle otur bakayım. Gel. Rıza gelişim burada ne işi var? Şantaj yapıyor. Herkese gerçekleri söylerim diye tehdit ediyor. Daha ne kadar saklamayı düşünüyorsunuz bu sırrı peki? Damla tekrar soracak annesine babasına ne olduğunu. Ne söyleyeceğinizi düşündünüz mü? Nasıl anlatırım Yiğit? Anneni babanı ben öldürdüm. Nasıl derim? Ah. Damla kızım. Canım torunum. Seni çok üzdük biliyorum. Esma Hanım neden öyle söyledi? Ben aile
ailemle ilgili ne saklıyorsanız gerçekten bilmek istiyorum. Gel. Gel kızım. Geçmişte annenle aramızda tatsız şeyler oldu. Yaşanmaması gereken şeyler. Ama oldu işte. Bunu söylemesi zor. Ben anneni çok kırdım. Hem de çok. Kavga ettik. Büyük bir kavga. Ben kızımı evlatlıktan reddettim. Yıllarca yüzüne bile bakmadım. Kızımın cenazesine bile gitmedim. Öz kızımın ardından bir dua bile okumadım. Şimdi vicdan azabı çekiyorum. Yüreğim parçalanıyor. Ama zamanı geri alamıyorum. Peki nasıl öldüler? Faruk Elmez'in oğlu. Selçuk Elmez öldü. Ama kızın hala yaşıyor. Öldür dedim, öldür. Ne olur ölme. Ne olur, ben vuruyorum. Sana ölürüm. Elim bir trafik kazası. Keşke böyle olmasaydı. Ne olur affet beni. Kızıma sahip çıkamadım. Onu koruyamadım. Ama izin ver. İzin ver seni koruyayım. Ona yapamadıklarımı senin için yapayım. Olur. Affet beni. Dede. Affet beni kızım. Ne olur ağlamayın. Dün gecemizi çok pis püskürttüler. Anladın mı? Fakat bugün bu siperleri aşacağız, bu savaşı. Katlanacağız kızım. Ay anne, sen yine çok pis gaza geldin ama. Hadi hayırlısı inşallah. Bana bak, sen şu gözlere baksana, sen şu gözlere. Bu savaşı kazanacağız. Gazamız mübarek olsun yavrum. Nereye hanımefendi? İki kese attırıp çıkacağız, hamama geldik. Nereye geleceğiz ayol? Kulübe geldik. Yalnız iyi olmayanları alamıyoruz. Bana bak, sen biz kimiz biliyor musun acaba, farkında mısın? Git içeriye Esma Sancaktar'ı bul, davetlileriniz geldiler. Hadi çabuk. Sen kim, Esma Sancaktar kim? Hadi kardeşim hadi, boşuna uğraştırma, işim gücüm var. Bana bak! Şaka şaka, seni var ya yalarım. Duydun mu beni? Evet, kişiliğimden çıkarttım bak sonunda. Sen karışma kızım. Bak şimdi,
İçeriye gireceksin. Gideceksin Esma Sancaktar'ı bulacaksın. Misafirleriniz geldiler efendim diyeceksin. Aksi takdirde İstiklal Caddesi'nde saç ektirmeye gelmiş Arap turist gibi gezdiririm seni vallahi. Yürür. Tamam, haber vereceğim abla. Çöş! Ne ablası? Abla senin babandır ulan. 30 yaşındayım ben. Tamam, özür dilerim hanımefendi. Hemen haber veriyorum. Yürü. Nedir bu? Yiğit senin avukatlığını yapacak. Bu yüzden vekalet vermen gerek. Gel. Yiğit benim avukatım mı olacak? Her türlü sorununla o ilgilenecek. Tüm ticari ve hukuki işlerine o bakacak. Yani bundan sonra sen nereye, Yiğit oraya. Hadi imzala da içim rahat etsin. Tamam. Heyecanlandım. Babacığım beni çağırmışsınız. Azra Hanım. Azra Hanım. Ben size açıklama yapma gereği duyuyorum. Dün siz öyle evi basar gibi geldiniz, bağırdınız, çağırdınız. Ortalığı birbirine kattınız ama benim gerçekten kötü bir niyetim yoktu. Yani siz öyle kendinizi paralarcasına bağırınca ben gerçekten çok üzüldüm. Siz de boşu boşuna kendinizi üzdünüz. Yani tamam Yiğit Bey beni evinde misafir etti ama dedem böyle olmasını istemiş. Yani isterseniz dedeme de sorabilirsiniz. Bunu da mı yaptın kızım? Evde mi bastın? Baba ben... Hemen özür dile Damla'dan. Yo, ben öyle demek istemedim. Sana özür dile dedim Azra. Özür dile. Özür dilerim. Özür dilerim. Yok, gerçekten gerek yok. Yok canım, olur mu hiç öyle şey? Hepsi benim hatamdı. Hadi bakalım şimdi kulübe gidin. Maksude annen de orada zaten. Eğlenin biraz. Azra seninle ilgilenir. Tabii babacığım. Gidelim istersen. Kabanımı alıp geliyorum. Acım Bey, Azra hiç normal davranmıyor. Onunla şöyle karşılıklı bir baba kız konuşursanız seviyorum. Tamam. Tamam, konuşurum. İçeride bilerek dün olanları anlattın değil mi? Beni rezil etmek için. Azra Hanım, olur mu öyle şey? Gerçekten öyle bir şey. Bana bak. Ayağını denk al. Tamam mı? Aslında Damla'dan değil, senden özür dilemem gerek. Bu meseleyi seninle daha sonra konuşacağız Azra. Tamam, konuşuruz. Efendim. Evet benim. Nadide Hanım mı? Anneannem olur kendisi. Ne? Ne işi varmış ki otogarda? Anladım. Teşekkürler. Ne oldu Yiğit? Anneannem haremdeymiş. Otogarda. Ben bir yanına gideyim, kulübe yetişirim size, tamam mı? Yiğit Bey, bir yardım dokunacaksa ben de geleyim. Hallederim.
Şuna bak ya. Resmen yürüyor Yiğit'e. Hadi hadi. Kulüpte bizi bekliyorlar. Hadi. Merhaba. Rezil olacağız. Yemin ediyorum rezil rüsva olacağız. Allah'ım geliyorlar. Şu pespayeliğe bir bak. Şu sakilliğe bak. Ah. Azim'i rezil ettin bizi Azim. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Esma'cığım, anladığım kadarıyla bizi buraya çağırma sebebin bizden çok 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 özürler dileme. Yalnız özürünü bir an önce dilersen, çünkü gerçekten bu aralar çok meşgulüm. Zaten buraya da Azim Bey'in çok büyük hatırı için geldim. Seni dinliyoruz canım, dile özrünü. Bak Süda Hanım, ben dün gece olan biten her şey için özür dilerim. Aşkul atam, hiç anlayamadım ki. Pardon, 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 çok pardon. Ama hiç duyamadım. Özür dilerim. Ay, ay ne pes sesin var be senin de. Ay yemin ediyorum hiç duyulmuyor. Kısık kısık. Öne at o sesi. Parlasın o ses. Bir yüksek sesle söyle. Herkes duysun. Haydi bakalım. Hep beraber dinliyoruz. Özür dilerim. Ay. Ay ne güzel özür diliyorum. Kız gel buraya aşkım kanka. Bakın lütfen, lütfen, lütfen. Kız bana bak, yine çok güzel kokuyorsun. Aynı parfümle bak. Ay. Bana bak. Patlatsana benim halimi. Patlat. Kız bu benim geçen seneki single'ım. Duydun mu beni? Seni burada çok seviyorlar ha. Esma Sancaktar dedim, bunun dedim çalınmasını istiyor dedim. Yemin ederim ikiletmediler. Dinle. Benle dalga geçtin ya. Bak benim asıl sesim bu işte. Dinle. Hadi. Bazen yağmurlar yağar kalbime bazen. Bir hüzün kaplar içimi, yapmışım en güzel işimi. Hep bir sinir, hep bir atar kalbim güm güm, güm güm atar. Eğer böyle yapmaya devam edersen, bu iş hepten, hepten yatar. Burası benim. Aşk derin bir kuyu. Çek içindeki suyu, bir hüzün kaplar içimi, yapmışım en güzel içimi. Bazen dolular yağar gönlüme, bazen yağmurlar, bir hüzün kaplar içimi, yapmışım en güzel içimi. Kız nasıl beğendin mi? Ben yazdım sözlerini. Çok popüler. Aşkım. Yoğurtum benim. Esma. Ben hiç detone olmam. Bu son şans. Bu son şansın Esma. Ankara, Ankara, Ankara! Anneanne. Senin ne işin var burada? Oğlum, Yiğit. Ne kadar özledim seni. Ay canımın içi, canımın içi, canımın içi.
Anneanne sen hastasın. Senin demansın var. Nasıl geldin ta Altınoluklardan buraya tek başına? Hiç de değil. Sensin demans. Ben hasta falan değilim. Sonunda buldun mu torun teyze? Buldum şükürler olsun. Ha iyi bari. Yolda gelirken anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdin. Doğduğumuzda bizi pişman ettin. Ne yaptım ki ben? Daha ne yapacaktın teyzeciğim? Üç kere şoför mahalline geçtin. Neymiş efendim? Otobüsü ben kullanacağım. Otobüsteki bütün kekleri sen yedin. Beş kere koskoca otobüsü tuvalete gideceğim diye durdurdun. Yok artık. Yetmedi. Jandarma çevirmesinde bunların hepsi terörist dedi. Daha ne yapacaktın? Hayır. Uyduruyor bu. Uyduruyor yalancı. Sen şimdi bunların hiçbirini yapmadın değil mi anne? Yapmadım tabii ya. Hiç. Eminim. Neyse. Şimdi senin ne yapacağız onu bir düşünelim. Beni bırakma. Sakın bırakma beni. Beni bırakma. Esma'cığım. Aşkım sana bir şey söyleyeceğim. Ben senin bu güzel davetinin altında kalacak bir kadın değilim. Sen de benim davetlimsin. Nereye? Sünnet düğününe. Ne? Evet, bizim mahallede bu akşam. Ha. Maksude Hanım bakın, lütfen yeter artık. Ben özrümü diledim, konu kapandı. Uzatmayalım. Kim? Efendim Aziz. Her şey yolunda mı Esma? Yolunda. Konuştuk. Ben bir Azim Bey'i acaba telefonu alabilir miyim? Şahsi bir şey görüşeceğim. Esma'cığım telefonu ver. Esma hep böyle inatçı mı sen? Ay ne inatçı? Alo. Azim Bey'ciğim nasılsınız? Merhabalar efendim. Hürmetlerimi sunuyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Bizim bu akşam mahallemizde bir sünnet düğünü var. Evet ben organize ettim ve sizleri de aramızda görmeyi çok istiyorum. Diyorum ki hep beraber ailecek bir arada oluruz, kaynaşırız. Ve de Damla da bence çok mutlu olur eğer gelirseniz. Tamam. Geliriz Maksude Hanım. Ah ya. Ay ne kibar bir beyefendisiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hürmetlerle tekrar al. Geliyor koca. Akşam bir aradayız. Bütün aile. İnşallah çok eğleneceğiz. Şaka. Niye? Ben biraz dışarı çıkacağım. Çık aşkım çık. Oksijen iyi gelir. Şimdi derin derin nefesler al inşallah. Hadi bebeğim. Bebeğim ay güzel kadın. Öyle işte ürün yerleştirirler Esma Hanım. Yeter artık be yeter. Gözümün önünde yedin be kızı. Ne biçim bir adamsın sen ya? Ya sen ne yaptığını zannediyorsun böyle? Ne bu? Ne bu şimdi deli deli hareketler? Deli kesin. Bana bak ne oluyor? Ne bileyim ben anne. Aa, Beri ne oldu nereye gidiyorsun? Sen onu git abin olacak utanmaza sor. Ne yaptı acaba? Beril niye öyle gitti? Ne yaptın kıza? Ben bir şey yapmadım tabii yani. Beril'i bilmiyor musun? Girdi kıskançlık tribine girdi. Böyle bir olay çıkar, su falan döktü, bastı gitti. Tabii tabii kesin öyle olmuştur. Ne olacak başka? Allah Allah. Kardeşim. Kız o kadar param var gene Şükrü Fener gibi giyinmişsin. Allah seni kahretsin. Bakayım. Gel. Azra. Aa ne haber nasılsın? İyidir senden. Ne olsun valla. Bu kız kim? Çok mu hoşuna gitti? Su gibiymiş. Bir şişe parfüme, bir marka kota senindir. Paranın biraz ucunu göster, gerisi kolay zaten. Ciddi misin sen? Şuna baksana. Annesi pavyon şarkıcısı. Bu da o yollardan geçmiş. Senin arabanı görse bu iş tamam. Sizinle ne iş var? Orasını karıştırma. Sen işine bak. Ben de.
zaman hani. Esma Hanım. Ben dedemle konuştum. Ve eğer izin verirseniz ben size kendimi sevdirmek için bir fırsat istiyorum sizden. Lütfen. Tamam, tamam. Tamam. Yiğit nerede? Anneannesi gelmiş, onu almaya gitti. Tek başına çıkmış gelmiş. Niye bırakıyorsun dayı? Allah Allah. Biz mi bıraktık? Kendi kaçtı. Niye göz kulak olmuyorsun o zaman? Vallahi kaçmasa ben yollayacaktım. Yeter olan yeter. Ben emekli olduktan sonra niye taşındım Altınoluk'a? Kafa dinlemeye geldik ama o kaz dağlarını başımıza yıktı. Oksijen iyi gelir diye gönderdin. Zihni açılacağına kapandı. Dayanılacak gibi değil. 20 yıllık evliliğin bitecek ulan. Biraz da sen bak. Senin de anneannen değil mi? Biraz da sen bak Yiğit'ciğim. Ha, yollama beni. Olmaz. Yiğit biliyorum senin için de çok zor. Bu konuda hassassın. Ona tahammülün yok. Ama benim de başka çarem yok. Dayı bak. Dayı. Şimdi seni Altınoluk'a geri götüreceğim. İtiraz istemiyorum. Gitmem. Gitmem. Geri dönmem ben. Anneanne. Geri dönmem ben. Senin yanında kalacağım. Gitmem. Anneanne. Gitmem. Gitmem. Senin yanında kalacağım ben. Gir içeri. Senin yanında kalacağım ben. Bırak. Kapat şu kapıyı. Kapat. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Hala gitmem diyor ya. Anneanne ikimiz de ölüyorduk. Gitmem. Senin yanında kalacağım. Anneanne. Seni dönmem ben. Kapat şu kapıyı. Gitmem. Huzur evine de gitmem. Artık kendine gel. Kendine gel. Beni bırakma. Beni bırakma Yiğit. Ne olur. Olur bırakma beni. Olur bırakma beni. Ben bu kalitesi var ya. Bayılırım. Arasın ya. Aşkım çok pardon balım. Polip var bende. Bebeklik hastalığı biliyorsun. Ben bir VC'ye gidiyorum anneciğim. Yardım git. Hazır sen gidiyorken ben de geleyim hem sana göstermiş olurum. Maksude Hanım. He. Size para vereyim. Kızınızla birlikte çekip gidin. Hayatımızdan defolun gidin. Ne kadar? 100 bin yeter mi? Sen çok klişe çıktın be. Vallahi bak. Kız bana bak. Bizim orada var ya. 100 bine kondu bile alamıyorsun. Anladın mı beni? Kız sen ne cimri çıktın öyle ya? Ha, büyük hayal kırıklığısın şu an benim için.
artık akrabayız. Senin o içinde oturduğun, sahip olduğun konak var ya. İşte o konak artık benim. O konağın merdivenleri benim. Trabzanları benim. Duvarları benim. İçinde kasası falan varsa gerekirse o da benim. Damlanın olan ne varsa hepsi benim. O zaman akşam beraberiz değil mi? Bak çok güzel bir mekan, seni de görmeni istiyorum. Bilmem ki. Anneme sormam lazım. Ya çok geç kalmayız. Yani olabilir tabii. Ama bak söz vermiyorum ha. Ben sana mesaj atarım. Numaranı aldım nasıl olsa. Tuvalette. Ay ne kadar uzun süren bir tuvalet o öyle. Yürü gidiyoruz. Durun. Şey yapalım. Gitmeyin, sizi ben bırakayım. Çok mu istiyorsun? Yani. İyi hadi yürü git, arabanı hazırla. Geliyoruz. Eşlik edelim sana bizim eve kadar. Bana bak, mantom ver. Low parlo olun orada. Ay, ay dur. Ha. Sana bir şey söyleyeceğim, tamam. Ver çocuğum, sağ. Dur kız. Ay dur kız. Anne. Ne? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu yaz bana bayağı bayağı yürüyor yalnız. Kız gördüm kız. Kız ne yürümesi kız? Sana doğru koşuyor kız. Bana bak, sana bu işin temel kurallarını öğreteceğim şimdi. Bir erkek bize doğru yaklaşıyor, tamam mı? Ne yapıyoruz? Önce duruyoruz, sonra kaçıyoruz, tamam mı? Adam böyle senin böyle yanağını öpmek istiyor. Uzatıyorsun yanağı. Adam böyle diyor. Anında çekiyoruz. Bak neye benziyor biliyor musun? Böyle tavşanla havuç hikayesine benziyor. Yani tavşana havucu böyle gösteriyoruz. Fakat asla tavşana o havucu yedirmiyoruz. Anlaşıldı mı? Anladım annem, anladım. Hoş bende. Bir şey diyeceğim. Ben bunu anı olarak Mersi. Küçük bir anı. Hadi yürü. Yürü. Ağır ol, ağır. Gitsene kızın yanına. Aranıyor zaten. Görmüyor musun? Emin misin Azra? Ya 300-500 liraya bakar dedim sana. Daha ne diyeyim? Merhaba. Ben Ercan. Damla. Buralarda yenisin galiba. Seni ilk defa görüyorum. Bir şeyler içmek ister misin? Gitme hemen. Biraz konuşalım. Bak ne diyeceğim. Bu akşam dışarı çıkalım mı beraber? İyi günler. Ne oldu küçük hanım, utandın mı? Kızım bana naz yapma. İstersen sana güzel kıyafetler alırım. Güzel parfümler alırım. Para veririm. Ya da sen ne istiyorsan onu söyle, benim için fark etmez. Ne diyorsun sen be? Kaç para istiyorsun diyorum. Ne parası, ne diyorsun? Ya da şöyle yapalım. Senin bildiğin bir otel varsa oraya gidelim. Çok yormam seni, merak etme.
getirdin buraya? Neresi burası? Altınoluk mu yoksa? Anneanneciğim ne Altınoluğu? Nereden çıkarıyorsun? Yelken kulübüne gideceğiz dedim ya. Bir sakin ol. Gel. Bırak beni! Bırak! Bıraksana beni! Dedeneceksin bizi. Sus. Sus diyorum sana. Sus. Bırak beni yalvarıyorum. Bırak beni. Vurun. Amma uzattım be. Ne para istiyorsan vereceğiz dedik işte. Vurun kimi? Vurun. Bıraksana. Vurun. Anneanne sen burada kal. Ben birazdan geliyorum, tamam mı? Tamam. Vurun. Vurun diyorum. Yiğit. Şşş. Alo. Ne yapıyorsun lan sen? Ha? İyi misin damla? Bana parfüm alacakmış, para verecekmiş bana. Akşam onunla gidecekmişim. Ben olmaz dedim, ben öyle birisi değilim dedim. Sen anlamadım ben. Sen bu kıza parfüm mü alacaksın bu kıza? Ha? Parfüm mü alacaksın ha? Sen para mı vereceksin oğlum bu kıza? Kulayı mı duydun lan? Ha? Oğlum bak, o parfümü yederim lan sana. Parfümü yederim. Kalk lan. Münasip bir yerine sokayım mı lan? Kalk. Ayakla. Ayakla. Kalk. Kalk lan ayağa. Kalk. Kalk. Oğlum benim cugum sıkma lan. Ulan kalksın sen. Ne zannettin lan bu kıza ha? Sen ne zannettin lan? Ne zannettin? Ulan onun bunun çocuğu. Gel lan buraya. Lan. Lan. Oğlum sen belanı benden mi bulacaksın lan ha? Lan. Aa, delirdi. Delirdi. Gel buraya. Git. Git sen... bir şey olacak. Bana bak. Bana bak. Sen kime parfüm alıyorsun lan ha? Kime parfüm alıyorsun lan? Hiçbir şey olacak. Nasıl söyleyeyim mi? Ha? Biraz soğuk ama sonra alışıyorsun. Tamam, bir şey olacak. Dur lütfen para yeter. Para vereceğim bu kıza. Ha? Gebertirim oğlum seni. Gebertirim lan. İyi mi oldu böyle? İyi mi oldu lan? Ha? Hiçbir şey olacak ya. Hiçbir şey olacak. Hiçbir şey olacak. Gebertirim. Duydun mu beni? Dur. Bir şey olacak. Yeter. Yeter. Sakin olun. Yeter. Lan. Yeter. Bırak lan beni. Bırak. Damla git uzakta bekle beni. Ulan bir daha bu kızın karşısına çıkarsan seni adım ederim, duydun mu? Seni adım ederim! Sen git onu sevgiline söyle. Benim bir suçum yok. O söyledi bana. Bu kızın parayla çalıştığını. Dua et. Baban burada olanları duymasın. İyi misin sen? Hadi anneanne gidelim. Yalnız çok güzel şarplattın suratına. Takdir ettim seni Yiğit, aferin sana. Dedesi de çok güzel tokat atardı. Yeni mahalle öteden duyulurdu sesi. Anne ben sünnet olmak istemiyorum. Ay 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 ay. Ay ay. Ay şok. Bay aslan parçaları geldi. Aslan parçaları. Koçum benim koçum. Kurban olurum ben sana. Bebeğim, güzel yüzlüm, prensesim Kermuş'um. Kermuş, benden sana küçük bir anı. Al, saksı olarak kullanırsın. Alsana aşkım. Lan yürü sen lan velet. Yavaş sür lan.
Hadi devam. Şerefsiz müptezel. Ben sana hesaplaşacağız demiştim. Hatırladın mı? Hı? Hem benim mekanıma geleceksin, hem beni tehdit edeceksin. Öyle mi Rıza? Abicim, sen beni yanlış anladın Azim abi. Ben bana yardım et istedim abi. Görüyorsun müşkün durumdayım işte abicim. Bak işte böyle. Yapma. Azim abi ne olursun yapma abi. Yapma abi. İstiyorsun demek. Hı? Al sana para lan. Al lan. Para. Al lan. Al. 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 Al lan. Al. Al lan. Al lan sana para. Bir daha torunuma bana yaklaşmayacaksın. Anladın mı? Anladın mı lan? Al sana para lan. Al sana para. Al lan. Al sana para! Yeter, yeter Azim abicim yapma ne olur yeter! Sakın bir daha karşıma çıkma. Sakın! Ha bak, bu sana bahsettiğim mekan var ya, hemen şu ilerideki. Bu saatte çok trafik oluyor buraya doğru. O yüzden tekneyle gelelim istedim. Çok isabetli bir karar olmuş gerçekten. Tebrik ederim. Beni istemeyiz değil mi? Anneciğim, buna bak. Burada çok acayip şeyler oluyor. Bak bak neredeyiz? Bekir abi, buraya izlerler. Sen neredesin? Kız buradayım. Ben seni yakalayacağım.
böyle denizi yardıra yardıra gidiyor bu ama. Aşkım. Yaz da bir nazik anladım o. Bana bu şala verdi üşümeyeyim diye. Evladım kurban olurum ben sana ya. Böyle giderse bu işin sonu nikah masası ben söyleyeyim. Hadi öptüm bay. Yemin ederim doğurdum diye demiyorum. Büyük yetenek ha. Çok büyük yetenek. Bir günde kapakladı herif be. Adeta küçük bir maksuş maşallah. Aşkım kuzum maşallah. Kuyruk yağının kralı. Harika. İkisi ne güzel yarabbi. Usta, bir çeyrek daha yollasana. Yolla mısın sattığımı? Anneanne. Yetmez mi? Dokunmasın sonra. Hiçbir şey olmaz. Altınoluk da bana aylardır o küçük ağaçlardan yediriyorlardı. Brokoli midir nedir? Brokoli. Ya işte ondan yediriyorlardı. Hiçbir şey olmaz. Yolla çocuğum kokoyu. Bas acıyı da üstüne. Abla gerçekten dördüncü çeyreği de vereyim mi? Ver tabii. Ya iyi ki gel dedim bana. Canımın içi benim. Nacize anne. Sabah Yiğit anlatsa biraz. O küçükken kaza olmuş. Siz mi büyüttünüz onu? Damla konuyu kapat. Özür dilerim, ben poç mu kırdım? Hadi kalkalım, zaten sen de düğüne gecikeceksin. Anneanne. Sen de dördüncü çeyreğini arabada ye, tamam? Toparlanalım. Ben hesabı ödüyorum. Ben yapmadım. Vallahi ben yapmadım. Ben yapmadım. Kimse inanmıyor. Kimse inanmıyor. Ama ben yapmadım. Yapmadım. Vallahi ben yapmadım. Ay. Hani atıp tutuyordun? Nerede sancaktarlar? Ne? Hani? Merhaba, hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Geldiler işte, bak geldiler. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Ne oldu anam? Japon yapıştırıcısı gibi apışıp kaldın yine. Karşılayayım ben. Aman efendim. Şerefler verdiniz. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Canım, Esma'cığım. Canım. Hoş geldin. Buyurun baş köşeye. Buyurun. Merhaba. Hayırlı olsun efendim. Efendim Cezmi Bey, sünnet çocuklarımızın babası. Merhaba. Memnun oldum. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Çocuklara bir merhaba diyelim. Tabii buyurun. Merhaba çocuklar. Geçmiş olsun. Nasılsınız bakalım ha? Sana bu. Hoş
geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldim. Hoş geldim. Tamam lütfen, lütfen uzak durun benden. Rica ediyorum. Lütfen. Elimi uzattım, tutmadı. Gördünüz değil mi? Uzak durun benden dedi. Ha, uzak durun benden dedi değil mi? Kermuş, dünya bir yana, komşuların bir yana kız. Sen sakın üzülme, üzülmeyi sakın. Ben onun hakkından geleceğim. O hep böyle, burnu büyük onun. Eğer onun hakkından gelmezsen, hakkımı helal etmem sana kız. O iş bende Keruş. Ha şu sakalete bak. Midem bulanıyor resmen. Azim buraya beni nasıl getirirsin? Esma, tavırlarına dikkat et. Nereden geldiğini de unutma. Seni de böyle bir çukurdan çıkarmadım mı? Ha? Senin ailen de sefalet içinde değil miydi? Ha? Şimdi burada karşıma geçip kraliçecilik oynama. Bu insanların yüreğinin yarısı bile yok sende. Efendim. Tekrar tekrar hoş geldiniz efendim. Çok mutlu olduk biz mahalleli ben. Sağ olun, Allah razı olsun. Ben size biraz eşiniz hanımefendiden bahsetmek istiyorum bugün. Yani Esma Hanım bir kadın değil, adeta bir melek. Sağ olunuz. Bizi davet ettiniz. Esma Hanım bizi ağırladı kulüpte. Yedirdi, içirdi. Bize çok iyi baktı, sağ olsun. Üstüne bir de bana para teklif etti. 100.000 lira. Al bu parayı dedi. Bu parayla birlikte kızın Damla'yı da al dedi. Hayatımızdan sonsuza dek çıkın gidin dedi. Tabii varlıklı insanlar değiliz biz. Çok paramız yok. Onu da anlıyorum, sağ olsun. Hep iyi niyetinden yani. Gönlü zengin, cebimiz para görsün istedi. Ben de kendisine dedim ki efendim, Esma'cığım dedim, paranı sok dedim cebine geri dedim. Biz kendi yağıyla kavrulabilen insanlarız dedim. Ama sağ olsun, gönlü zengin, çok zengin. Gözümde her geçen gün biraz daha düşüyoruz. Ben çok istek var, bir şarkı söylemek zorundayım artık. Görüşeceğiz. Senin için söylüyorum. Aa, sünnet çocuklarının anaları babaları hadi. Ayına şarkı söyleyecek. Esma'cığım, o güzel ellerini havada görmek istiyorum. Senin ellerini havada görmek istiyorum. Başlıyoruz. Sevdiği yanında olan var, olmayan var, kıskanırlar. Yüreği sevgiye doyan var, doymayan var, kıskanırlar. Yüreği sevgiye doyan var, doymayan var, kıskanırlar. Herkes sevgiye doymuş mu sandın? Da yaralarını da sarmış mı sandın? Göze gelmekten korkmaz mısın? Ya da canımıza kastın var? Nasıl? Beğendin mi? Evet. Şey, bunları ne? Nereye? Hemen bak şuraya. Görmedim. Bu sana sert gelir bak. Herkesin içinde sevgiye boğdum. Savaş ulaşanlar, herkes seni izler.
Çok güzelsin. Efendim? Diyorum ki çok güzelsin. Hatta Damla için verdiğimiz davetten bu yana aklımdan hiç çıkmadın diyebilirim. Hatta bugün başıma gelen en güzel şey sen olabilirsin, biliyor musun? Kız, akşamdan mı hazırladın sen bana bu lafları bakayım? O ne demek şimdi? Yani bir insan daha kötü asılamazdı demek. İyi de ben sana asılmıyorum ki. Sadece iltifat ediyorum. Ha. O zaman şöyle söyleyeyim ben sana. Beni böyle ezber laflarla, yok efendime söyleyeyim, gece kulüpleriyle, işte teknenle, zenginliğiyle, ıvırla zıvırla böyle gözümü boyayıp etkilemeye çalışıyorsan, o çok zorcu. Aa, ne oldu kız? Mavi ekran verdin. Yazıcı oğlumdan format atalım sana istersen. Hadi gel, kısmayalım. Şerefe. Hop. Yalcım ya. Tamam, iyi, hoş da. Sanki biraz hafif olmuş. Aynısından bana bir tane daha ateşler misin canım? Hadi canım, ama daha ağır olsun. Ama yine böyle şemsiyeli, pipetli falan olsun. Yanar döner, tamam? Aynen. Çok teşekkür. Akşamı görürüm ben seni. Başkan. Aa, şaka. Yok, ne haber? İyilik kızlar. Ne haber? Siz bir dakika, yurt dışında değil miydiniz siz? Bugün geldi. Ya harika bir sürpriz oldu bu, biliyor musun? Süpersiniz ya. Şiş. Bunlar ne biçim kız be, transatlantik gibi. Resmen sülük gibi yapıştılar çocuğa. Adamı 5 dakika boş bırakmaya gelmiyor, yemin ediyorum. Yar bekir güzel bağlar, anım el orke. Suları buz gibi çalar, ceylanım lorke. Ali Paşa mahallesinde canım el orke. Lorke oynar güzel kızlar, anım el orke. Lorke, lorke, lorke. Azim, bunlar bana doğru geliyor galiba. Evet, dinsizin hakkından imansız gelir. Hadi Esma Hanım, hadi. Hadi. Biz misafirimizi masada oturtmayız. Ay, lütfen, lütfen istemiyorum, lütfen. Hadi aşkım, hadi. Elleri göreyim, elleri. Aa, olmaz ama bu kadar naz. Hadi kalk. Kalk, kalk. Hadi. Lütfen. Esma Hanım. Esmuşum, aşkım, gel. Canım el orke, 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 orke. 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 Orke, orke, orke. Canım el orke. Oynayayım, geleyim ben. Anneanne, anneanne. Daha sonra oynarsın. Bir iki oynayacaktım ya. Gelme. Damlacığım, neden sen sürekli dip dipesin bu adamla? Susma ya. Gel hadi. Şu yine Damla'nın yanında gelmiş. Hoş geldiniz. Kızım, kızım. Cık, cık, gelme, otur bakalım. Bu deli nereden çıktı ortaya yine?
nasıl geçti günün kızım? Hı? Kulüpte eğlenebildiniz mi bari? Yoksa bir tatsızlık mı oldu? Yok dedeciğim, ne olacak ki? Öyle eğlendik. Geldik. Çocuğu yer getirir bir gece. Bana da pasası kalır. Ay, burası da kezban dolmuş. Her yer buram buram çatma parkını kokuyor. $1000 sen biliyor musun? Var şuradan tuvaleye. Görünmez kadar işte. Ne yapacaksın? Ay çok zor. Biz tuvalete gidiyoruz. Gel tuvalete gidiyorum. Uyuyoruz. Geç kalmayın kızlar. Bana baksana sen. Görsene sen bir anları. Mehtap arayıp söyledi şimdi. Deli mi gelmiş? Hoş gelmiş. Kızım gelir buraya şimdi rezalet çıkartır. Hasta mısın sen ya? Hastayım ulan. O Beril buraya gelecek. Aa, delirmiş. Yürü. Damla bunların ikisi de yakışıklı yalnız. Dur bakalım. Sana. Senin. Şimdi bunlar gerçek erkek oldu, gerçek. Çak bakalım. Çak. Hop. Ben bu adama ayar oluyorum. Öldüreceğim bunu. Sakın abi, sakın. Hadi görüşürüz. Sana masada... Annene ne yapıyorsun? Saçmalama. Gel. Ben sana masada beklemedim mi? Gel.
gözlerini Yiğit'in üzerinden alamıyorsun değil mi? Ben Nadide anneye bakıyordum. Nadide anne. Ben senin ne mal olduğunu bilmiyor muyum? Neyin peşinde olduğunu bilmiyor muyum? Ha? Bir yandan Sancaktarların serveti, bir yandan Yiğit. Hiç bana öyle masum numaraları yapma. Yemezler canım, yemezler. Ben senin ne mal olduğunu çok iyi biliyorum. Şu annene bir bak. Şu ucuz düğün salonuna bak. Sen de annen de iki ucuz yalan mı? Hiç bana masum numarası yapma. Ne zannediyordun ha? Bir anda hayatımıza gireceksin ve nişanlımı elimden mi alacaksın? Nişanlımı elimden almana izin mi verecektim? Sen var ya, bugün Ercan'ı bilerek yanına gönderdim. Neden biliyor musun? Çünkü sen böyle bir muameleyi hak ediyorsun. Sen bir... Sen de... Azra! Azim sen ne yaptığını sanıyorsun? Tek kelime bile etme Esma. Bu kızı da kendine çevirdin. Bana o kız için vurdun değil mi baba? O kız için bana vurdun! O kız için! Hepinizin Allah belasını versin! Hepinizden nefret ediyorum, Allah belanızı versin! Yiğit. Yiğit, ben her şeyi seni sevdiğim için yaptım. Hepsi seni sevdiğim için. Azra çık buradan. Hepinizin Allah belasını versin! Hepinizin! Hepinizin! Özür dilerim Damla. Özür dilerim kızım. Bütün bunlar benim yüzümden. Benim suçum. Evlatlarımı doğru dürüst yetiştiremedim. Otel odasına da atıldık. Durum kontrolümden çıkıyor galiba. Dur. Dur. Anne ne demişti? Ne demişti? Ne demişti? Yanağını göster. Ama öptürme. Yanağını göster. Ama öptürme. Ne demiş bakayım annen? Sarhoş mu oldun sen? Okutacağım.
gitmem lazım. Eğlendik, içtik ama eğlendik de. Vallahi ben çok eğlendim. Ama benim artık gitmem lazım. Canan nerede benim? Hiçbir yere gidemezsin. Buradaymış. Kadın neredeydi? Kafa nerede? Ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Bırak! Bıraksana beni! Çekil! Bıraksana! Bırak! 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 Konağa gel, benimle kal diyeceğim ama gelmeyeceksin, biliyorum. Kızamıyorum da, haklısın. Dede, ben Maksude annemle kalacağım. Nasıl istersen evladım. Ama merak etme. Ben bu meseleyi çözeceğim. Bir daha seni üzemeyecekler. Allah'a ısmarladık. Güle güle beyefendi. Sağ olun. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Esma nerede? Esma Hanım, Azra Hanım'ın arkasından gittiler. Benim yüzümden oldu hepsi. Ben gerçekten özür dilerim. Damla lütfen. Senin hiçbir suçun yok. Daha fazla kendini suçlama olur mu? Bu Fırat'ı bir mevzu çıkarmasın. Ay. Geldiniz, huzurumuzu bozdunuz. Bu kızın da hayatını mahvettiniz. Gelmeyin kardeşim bu mahalleye daha. Uzak durun bizden. Kardeş, benim seninle bir derdim yok. Git masana otur, hadi. Gitmezsem ne yapacaksın? Ona oturmazsan bakacağız. Gel bakalım. Bırak, 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 bırak. Sakin ol. Fırat abi. Hadi anne, daha fazla rahatsız olmadan isterseniz siz gidin. Yemin misin Damla? Lütfen. Tamam. Anneanne biz gidelim hadi. Sakin ol.
Sana söyledim bunlar seni üzerler diye. Sen beni dinlemedin. Hey! Hey, hey, hey! Alo! Alo diyorum! Kızı rahat bırak. Zaten canı sıkkın. Ona bak. Önümde cinlerim tepemde. Benim tepemin tasını attırma. Hadi git. Git yavrum çöplüğünde oyna. Hadi anam naş çöplüğüne hadi. Çöpçülük yapıyoruz belki ama onurumuzla para kazanıyoruz. Ha canım ha ha ha. Sen ne yapıyorsun? Kızlarını satıyorsun. Hayvan! Öldürürüm lan seni! Gözlerini çıkarırım senin! Ayarım lan ben! Hayvan! Oğlum ne? Ben seni öldürürüm! Anne! Yeter! Ne olur daha fazla kavga etmeyin lütfen. Lütfen. Defol git. Defol git, çık git buradan! Defol! Yalan mı lan? Damla'yı satmadın mı? Yeter bak, sus artık! Sus! Fırat, sakin de kendine gel oğlum. Bu karı kızlarını satıyor. Fırat köpek! Para için, para için o zenginlere kızlarını, çocuklarını peşkek çekiyor. Geberteceğim lan anne! Anne! Eftira atma, geberteceğim seni! Daha bugün o Nazlı, gözümüzün önünde ayan beyan. O zengin oynaşmadı mı ha? Geberteceğim lan seni! Geberteceğim! Ağzını açıp tek bir kelime ettin mi? Tek bir kelime söyledin mi? Sus! Yeter ya, yeter! Böyle anlık olun lan! Ha? Böyle anlık olun lan! Yeter! Yeter! Ağzıma geberteceğim seni! Anne, lütfen! Fırat! Fırat! Çocuklar korkuyor lan! Sakin ol biraz! Özür dilerim abi. Beril'e bak. Bin tane mesaj atmış. Şimdi işin yoksa yarın bir ton laf anlat onu şimdi. Allah'ım ben şimdi ne yapacağım? Ne ağladım be kızım ya. Hadi. Hadi kalk kalk. Giyin. Giyin gidiyoruz hadi. Çocuğum yok ortada. Kardeşin yok. Cezmi abi, içeride de tatsızlık oldu. Mühim değil Damlacığım. Siz çöpe mi çıkıyorsunuz şimdi? Aynen. Vardiya saati geldi. İstanbul'un çöpü beklemez. Allah kolaylık versin abi. Sağ ol. Baba, bana bisiklet alacaksın değil mi? Bana da. Bisiklet mi istiyorsunuz? Ha? Alacağım. İkinize de alacağım. Cezmi. Ha. Takılan altınlar. Salonun parasını anca yetiyor. Ne yapacağız? Hallederiz.
Sıkıntı yapmayın. Seviyor musun babayı? Evet. Sen? Ben de. Biz gidelim hadi. Allah'a emanet olun. Sen de. Allah'a ısmarladık. Hadi gidelim. Hadi görüşürüz. Hadi gidelim. Sağ ol. Ne güzel oldu. İyi akşamlar. Damla. Bu gece için özür dilerim. Ama sen yine de o sancaktarlar mıdır nedir o pisliklere güvenme. Onlar adamın kanını emerler. Yapmadı tamam mı? Bir anlık sinirden Azra! Allah'ım Melat! Anahtarlarını getir çabuk. Azra, Azra ne olur yavrum. Abla ne oluyor? Daha ne olsun. O Damla denilen cüce her şeyi mahvetti. Daha ne olsun. Azra. Biliyorum. O kızla birlikte olacağım. Evet, o kızla birlikte olacağım. Çabuk çabuk. Bırakacağım. Azra. Azra kalk. Azra. Anne bırak beni. Azra kalk yavrum. Anne bırak. Azra sakin ol. Bak dinle. Azra. Azra sakin olur musun? Azra. Anne bırak dedim. Bilmiyorum. Bırak beni. Azra kızım sakin ol ya. La ya bir dur ya. Bir dur sakin ol. Bırak rahatlasın kız. Hadi. Gel anneanne. Gel. Gelsene anneanne. Yiğit. Al o kızı. Al al al. Melek gibi kız. Ay çok çok güzel. Al onu al Çağla'yı. Al. Damla. Çağla değil mi? Damla. Al o Damla'yı, al. Anneanneciğim aynı şeyi bozuk plak gibi tekrar etme lütfen. Ne var Azra? Hemen konuşmamız lazım Yiğit. Şimdi müsait değilim, gelemem. Geleceksin Yiğit, hemen şimdi geleceksin. Sana gelemem dedim. Ben de geleceksin dedim. Biz senin işverenin değil miyiz? Tıpış tıpış geleceksin, hemen buraya gel Yiğit. Tamam Azra, geliyorum yanına. Bekle beni. Anneanne, benim şimdi çıkmam lazım ama geri geleceğim. Sen de geç şöyle, üzerini çıkar televizyonun karşısında. Tamam mı? Keyif yap. Sağa sola dokunmuyorsun, hiçbir şeyi karıştırmıyorsun. Söz. Çocuk değilim ben, Allah Allah. Güle güle, ben başımın çaresine bakarım. En azından şu düğmeleri düzgün iliklersek
Hı? Hadi. Nadide anne ne yaptı acaba ya? Korktu bir de kadıncağız. Ben keşke ısrar etmeseydim düğüne gel diye. Bir de bir hastalığı varmış, demans diye. Böyle unutuyormuş her şeyi. Anne. Hı. Kardeşin yok kardeşin. Açmıyor telefonunu, ulaşamıyorum. Nerede kaldı bu ya? Nerede kaldı ya? Anneciğim, anneciğim merak etme. Merak etme anneciğim, Nazlı bu. Gelir birazdan, gelir merak etme. Gelecek değil mi? Ne olacak şimdi? Bu işin geri dönüşü yok. Ne olacak Yaz? Ne demek ne olacak? Şş. Şş, bana bak. Sen konuyu evlenmeye falan getirmiyorsun değil mi? Başka çaremiz mi var? Ben bakireydim ya. Ben bakireydim. Sen beni mi yiyorsun? Bu devirde böyle şey mi kaldı ya? Ne diyorsun sen be? Ha? Sen ne diyorsun? Ne demek bu devirde öyle bir şey mi kaldı? Ya Nazlı. Bak. Hiç kusura bakma da. Sana böyle bir bakan da neman olduğunu anlıyor. Allah belanı versin. Allah'ın belası. Ne diyorsun sen lan? Ha? Ha? Sen benimle ne biçim konuşuyorsun sen benimle? Sen beni ne zannediyorsun? Ne demek benim elime erkek eli değmemiş lan? Çocuğum benim elime erkek eli değmemiş. Ne yapıyorsun? Öldürürüm lan seni. Öldürürüm anlıyor musun? Hayvan. Hayvan. Hayır, sen beni ne zannediyorsun? Hayvan bırak. Manyak. Allah senin belanı versin. Allah senin belanı versin. Geber inşallah, tamam mı? Geber. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun be? İnden aşağı. İnmeyeceğim. İnmeyeceğim. İn aşağı. İnmeyeceğim. Bu saatte ne yapacağım ben bu kadar? İnden aşağı. İn diyorum sana. Allah'ım ben bu saatte. Allah'ın cezası. Aç. Aç sana ben hayvan. Aç. Aç sana. Aç sana lan. Aç şunu. Aç şunu Allah'ın cezası. Benim çocuklar o kadar çok istiyor ki bisikletleri olsun. Abi, benim kenarda biraz birikmiş var. İstersen yarın Sirkeci'ye gidelim, iki tane en kralını alalım ha. Olur mu lan öyle şey? Çocuklarıma ilk bisikletini kendim alacağım. Canım benim onlar. Ölürüm onlar için. Bunu da atmayalım. Garibanın biri faydalanır ha. Eee. Kendini bana yamamaya çalışıyor. Oh. Yok bakireymiş. Yok anneme nasıl açıklayacağım? Yok evlenmemiz lazım. Kimsin lan sen? Ha? Beni mi yiyorsun sen? Şu hale bak ya. Pis karı. Her yer ne hale getirmiş. Thank you.
ben. Fırat. Fırat. Fırat iyi misin Fırat? Şimdi kimse gördü mü? Dayım. Nerede bu telefon ya? Hay ağzım. Ben hiçbir şey görmedim. Bir anda önüme çıktı. Ne oldu oğlum? Bir sakin ol. Anlat, doğru düzgün anlat. Çöp kamyonuydu. Ona geçeyim derken bir anda önüme fırladı. Benim hiçbir kabahatim yok. Görmedim bile. Nereden görebilirdim ki? Dayı gel yanıma gel ne olur. Tamam oğlum. Geliyorum. Arjuman nereye? Evet Azra, geldim. Seni dinliyorum. Neden o kızın dibinden ayrılmıyorsun? Azra, sen ne dediğinin farkında mısın? O kız dediğin, yani Damla, senin akraban. Ayrıca onunla ilgilenmem için Azim Sancaktar, yani senin baban beni görevlendirdi. Farkında mısın? Tamam. Ben babama söylerim. Başka bir avukat bulurum. Bir daha o kızla görüşmeyeceksin, tamam mı? Yiğit, sana söylüyorum. Sana söylüyorum, bir daha o kızla görüşmeyeceksin. Sen bana hükmedemezsin. Sen benim sahibim değilsin, bana emir verme. Ben ne senin malınım ne de ailenin malı. Benim canımı sıkma. İki kuruş kız yüzünden düştüğümüz durumlara bak. İnanamıyorum ya. O kız yüzünden geldiğimiz hale bak. Bana bunu yaşattı düğün adamı. Siz onunla yattınız değil mi? Ne? Tabii ya. Dün gece o sürtük senin koynuna girdi değil mi? Azra! Yiğit, o sürtükte yattın değil mi? Saçmalama! En azından doğruyu bilmeye hakkım var. Kes! Yattınız, onu da biliyorum. Azra, onu da yattım, yeter. Biliyorum. Yeter. Bitti. Bitti. Tamam. Yiğit, gidemezsin. Yiğit gidemezsin. Gel buraya. Yiğit gidemezsin. Ne olur gitme. Gitme. Ben sensiz yaşayamam.
Ölürüm. Ölürüm. Azra, iyi misin yavrum? Azra, iyiyim anne. İyiyim. Diğerini de görürüz inşallah. Şimdi doğru eve, oradan da yatağa, tamam mı? Maksude. Maksude ne var? Ha? Neden sokaktasın sen? Nazlı yok ortada. Kızım yok Kerbuş, kızım. Arıyorum, ulaşamıyorum. Aa, kalk arayalım hep beraber. Gerek yok, siz gidin evinize hadi. Kızı arasaydık. Maksude abla, babam işten gelince bulur Nazlı ablayı. Oğlanım. Beni bastır oğlum. Abim yorma kendini. Abim yorma kendini. Bak şimdi ambulans gelecek abi. Yorma kendini abi. Fırat. Oğlum sana emanet. Abim, abim deme öyle. Abim kapatma gözlerini. Abim kapatma gözlerini. Cezmi abi. Cezmi abi. Abi gitme. Abi, abi gitme. Gitme abi. Gitme. Abi gitme. Kardeşim. Abi gitme. Abi. Abi gitme. Gitme Cezmi abi. Abi gitme. Abi. Abi gitme. Cezmi kardeşim. Nasıl lan? Nasıl lan? Cezmi abi! Cezmi seni arıyor. İyi misin? Anne. Aa, yavrum. Huh?
Bir şey yaptım deme. Konuş. Nazlı kurban olayım, fena bir şey yaptım deme bana annem. Söyle. Tövbeler bile ettim. Adı kor, tadı kor.